Habermetlinin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği şirketler gündemi bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kampanya ve dijital dönüşümle ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı. QNB Finans Bank, görme engelli kullanıcılarının dijital bankacılık ürünlerini kullanırken yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurarak deneyimlerini iyileştirmek ve eksiksiz bir bankacılık hizmeti almalarını sağlamak için Blind Look işbirliğini hayata geçirdi. Blind Look'un sesli simülasyon teknolojisiyle QNB Finans Bank'ın dijital uygulamaları görme engelli müşterileri için erişilebilir hale gelerek kullanıcılarının ürün ve hizmetlerden özgürce faydalanabilmelerine olanak sağlandı. İşbirliği hakkında konuşan QNB Finans Bank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, QNB Finans Bank teknolojinin gücüyle eşit ve engelsiz bir dünya yaratmak için kapsayıcı bankacılık faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek. Türk Telekom ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Sesli Adımlar uygulamasını kullanıma sundu. Türk Telekom'un mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulaması sesli adımlarla görme ve işitme engelli sanatseverler AKM'nin kapalı ve açık alanlarında uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşayacaklar. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projemizle Türkiye'ye değer katmak için daima artan bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisi kapsamında inovasyon ve teknoloji yatırımlarına hız veren Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı Almost Ready to Fly neredeyse uçmaya hazır programını hayata geçirdi. 20 hafta boyunca Sabancı Holding'in İstanbul'daki merkezi Sabancı Center'da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler. Mart 2023'te düzenlenecek final gününde projelerini yatırım jürisine sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler 150 bin dolara kadar Sabancı Almost Ready to Fly tohum yatırımına hak kazanacak. Hepsi burada. 30 milyon adet ürün satışıyla efsane Kasım'da rekor kırdı. Hepsi burada 1 Kasım tarihleri arasında 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat arttırarak Kasım ayı rekoru kırdı. Hane bütçelerine 1 milyar Türk lirasına yakın tasarruf sağlanırken 11 Kasım'da Hepsi Burada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. Müşteriler en çok çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, bebek bezi ve çay satın aldı. Giyim kategorisi siparişleri ise 3 katına çıktı. Trendyol, Kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan Süper İndirim Günleri ve Efsane Günler sonuçlarını açıkladı. Kampanyalarla birlikte Kasım ayında 11 milyon kişi 127 bin satıcıdan 71 milyon adedin üstünde ürün satın aldı. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat artarken 1042 kadın girişimci ilk kez satış yaparak ekonomiye katıldı kampanyalarda sağlanan indirimlerle 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı. Dilayut'un 2023 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre sanal gerçeklik trendi hızla büyüyor. Pazarın küresel olarak 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. E-ticaretin yükselişe devam edeceği sosyal medya üzerinden yapılan alışveriş hacminin de 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Dariyat Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birleşen teknolojik gelişmelerdeki atılımlar, yöneticilerin de stratejilerini devamlı yenilemelerini zorunlu kılıyor dedi. BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, Plat 7. Private Label zirvesine katılarak son dönemde zincir marketler merkezli yaşanan fahiş fiyat tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aykaç, organize perakende de kar edenlerin en yükseğinin ettiği kar %4'tür. Onu tamamını da verseniz enflasyon aşağı gelmez. Bunu bile bile bir alıp üçe satıyorlar, dörde satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşa karşılığı yoktur açıklamasında bulundu. Aykaç domatesi tarladan 0 liraya alsalar bile markete gelmesinin 7,5 lira olduğunu ifade etti. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan ödül organizasyonu Panten Altın Kelebek ödüllerinin 48.si düzenlendi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Haber metnenin iş ortaklarına servis ettiği şirketler gündemini burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.